Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Culusu Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilveyi saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Şimdi bayram vurgusu, dikkat edin, bu metnin içerisinde çok önemli bir vurgu. Çünkü şaşayı saltanatını göstermek istiyor sultan. Sultanı ezel ve ebed. Şaşayı saltanatını göstermek istiyor. Sultanlar diyor Bediüzzaman Hazretleri, kendi saltanat müddetleri içerisinde çok özel günlerde, mesela diyelim ki Culusu Hümayun'unda, yani diyelim ki o saltanata hangi gün geçtiyse o günü bayram ilan ediyor. Ya da diyelim ki bir zafer kazandı, çok büyük bir zafer kazandı, o günü bayram ilan ediyor sultan. Ne yapıyor? Kendi şaşayı saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapıyor. Ve raiyetini de o günde umumi kanunlar dairesinde değil, hususi ihsanatıyla lütuflandırıyor. Bakın, umumi kanunlar var ama o gün hayır, umumi kanunlar geçerli değil. O gün herkese özel davranılıyor. Hususi ihsanat. Perdesiz olarak herkesi huzuruna alıyor. Perdeleri kaldırıyor. Normalde bir sultanı görmek kolay bir mesele değildir. Ama o bayram gününde herkes sultanı görebiliyor. Perdesiz huzuruna alıyor ve has iltifatına ve fevkalade icraatına doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar kılıyor. Alıyor onları huzuruna ve onlara iltifat ediyor. Ne yapıyor? Cülüslerde, cülüs bayramlarında herkese cülüs akçesi dağıttırıyor. Cülüs akçesi deniliyor sultan. Herkese para dağıttırıyor. Herkese iltifat, hediyeler dağıttırılıyor o gün. Niye? Çünkü o günü bayram ilan etmiş. Herkese iltifat etmesi gerekiyor ki bayram olduğu ortaya çıksın, şaşayı saltanatı görünsün. Perdesiz huzuruna alıyor o gün herkesi. Ve onları has teveccühüne mazhar kılıyor. Her zamanki gibi değil, özel teveccüh. İşte diyor Bediüzzaman Hazretleri, öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali, 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi. Şimdi Kur'an, Allah 18 bin alemin sultanı, Kur'an da 18 bin aleme bakıyor. Hepsine teveccüh ediyor. O bir ferman-ı alişan, şanlı bir ferman o. Şimdi o şanlı fermanın Ramazan-ı Şerif'te inzal edildiğini düşünün. Şimdi bir padişah saltanata geçtiği günü bayram ilan ediyor. Cenab-ı Hak ezel ve ebed sultanı 18 bin aleme bakan o ferman-ı alişanı dünya semasına nüzul ettiği ve Peygamber Efendimizin kalp semasına nüzul ettiği geceyi bayram ilan ediyor Cenab-ı Hak. Ve aynen o sultanların bayramlarda cülüs akçesi dağıttığı gibi Cenab-ı Hak iltifat akçeleri dağıtıyor kullarına. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram, bayram-ı ilahi ve bir meşheri Rabbani bir meşher ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Allah'ın hikmetinin gereğidir onun bir bayram gibi şaşayla kutlanması. Şaşayla ihya edilmesi, Allah'ın hususi lütufları, sizin bir harfinize, bir elif harfinize Cenab-ı Hakk'ın 30 bin tane cennet güzelliği, cennet meyvesi vermesi, 30 bin tane bir elife Cenab-ı Hakk'ın muktezai hikmetidir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi anlatım da şaşalı, farkındasınız. Bize Ramazan'ın bir bayram olarak, yani Ramazan'ın kendisi bayram zaten, coşkusunu hissettiriyor üstad kelimeleriyle, harfleriyle. Evet, madem Ramazan o bayramdır, Ramazan o bayram değil mi? Bakın Ramazan neymiş bizim için? Ne diyordu ayeti kerimede? Ramazan ki onda Kur'an nazil oldu. Şimdi eğer böyleyse düşünün, Cenab-ı Hakk'ın 18 bin aleme bakan,
18 bin aleme bakan o şanlı fermanı Kadir gecesinde nüzul etmişse dünyaya, Allah da onu bir bayram ilan etmişse ve onda da cülüs akçesi dağıttırıyorsa Cenab-ı Hak bize, öyleyse madem Ramazan bir bayramdır, elbette o derece süfli ve hayvani meşguliyetten insanın çekip çıkması lazım. Hayvani süfli mi? Hala mı? Yani düşünsenize, gelmişiz Ramazan'a, hala mı süfli ve hayvani meşguliyetlerle meşgul olacağız? Ve Cenab-ı Hak bizi o hayvani meşguliyetlerden Ramazan ayında o şaşayı saltanatta çekip çıkarmak için ne yapıyor? Bize orucu emrediyor. Bırakın diyor muvakkat olarak yemeği içmeyi. Emrediyor Cenab-ı Hak. Bize hayvaniyetten çıkmaya Cenab-ı Hak icbar ediyor. Zorluyor Rabbimiz bizi. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeyi dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Göze de oruç tutturmak, kelimelere de oruç tutturmak, kulağa da oruç tutturmak, bütün azalara oruç tutturmak orucun kemalidir. Ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmektir. Bakın lisan nasıl oruç tutuyormuş? Malayaniyattan, gıybetten kendini kurtarıp neyle? Kur'an okuyacak, zikir çekecek, tesbih çekecek, salavat çekecek, istiğfar edecek, sohbeti cananda efendim dualar yazacak. Bunlarla meşgul olacak zikir. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek. Gözünü ibrete sarf edecek, kulağını da hak söz dinlemeye sarf edecek. Sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük fabrika. Mide en büyük fabrika olduğu için o tatil yapınca ne oluyor? Oruçla tatili eşgal ettirildiğinde, meşguliyetleri durdurulduğunda mide fabrikasının, başka küçük tezgahlar kolayca ona tabi oluyorlar. Yani onlar da meşguliyetlerini bırakıp uhrevi vazifeleriyle meşgul olabiliyorlar değerli dostlarım.